Merhaba arkadaşlar. Projelerle WordPress 2019 dersler serisine hoş geldiniz. Bu dersler dizimizde dünyanın en büyük açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemi olan WordPress üzerine konuşacağız. Derslerimi takip eden arkadaşlar bilirler. Ben genelde dersler serilerinde örnek projeler üzerinde ilerlemeyi daha yararlı buluyorum. Bu derslerimizde de WordPress üzerine konuşurken önceden hazırladığım projeler üzerinden konuşacağız. Projelerimize bakalım şimdi. Şimdi ilk projemiz Photoshop isminde basit bir proje. Bu projede arkadaşlar bu ilk projemizin amacı WordPress'in ne olduğundan itibaren tüm özellikleri üzerine konuşmak. Bu projemizde gördüğünüz gibi basit bir proje arkadaşlar ve bu projemizi yalnızca WordPress'te WordPress'in ne olduğuna dair, menü nasıl oluşturulur, sayfalar nasıl oluşturulur, sayfa nedir, post nedir? Bu şekilde WordPress'in tüm özelliklerini konuşacağımız bir proje olacak. Bu projemizde herhangi bir plugin veya farklı bir tema kullanmayacağız arkadaşlar. O nedenle bu ilk projemizin görünümüne çok fazla takılmayın. Yalnızca WordPress'in işlevselliği üzerine konuşacağımız sıfırdan itibaren bir proje olacak. Şurada About Me sayfamız var. Yine görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde. Blog yapısını da anlatacağım. Blog, yorum, bunların ne olduğunu, sayfamıza nasıl ekleyeceğimizi konuşacağız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi iletişim sayfasında bile herhangi bir özel bir yapı kullanmadık. İlk projemizde WordPress'in başlangıcından itibaren ne olduğu üzerine konuşacağız. İkinci projemizde arkadaşlar şöyle bir özgeçmiş projemiz var. Şöyle ana alanımız var arkadaşlar. Aşağıya doğru geldiğimiz zaman şurada About Me kısmımız var. Experience bölümümüz var burada. Şurada bir portfolyo alanımız var. Şurada Contact Me alanımız var. Ayrıca bunun menüsünün nerede olduğunu sorursanız şöyle açıp yandan açılıp kalıplanır bir menü oluşturduk. Sayfalarımızı bu şekilde menümüz yardımıyla geçişlerde bulunabilirsiniz. Ayrıca şöyle sayfamızı küçültürsem şöyle arkadaşlar sayfayı görmüş olduğunuz gibi küçültüyorum. Küçültüyorum. Responsif bir şekilde cevap veriyor. Aşağıya doğru geldiğimiz zaman sayfamızın arkadaşlar responsif görünümünün de başarılı bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Üçüncü projemiz arkadaşlar tam bir web sayfası şeklinde. Çok sayfalı bir proje. Ayrıca blog altyapısını da konuşacağız burada. Sydney temasından faydalandık. Elementor eklentisini kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi ana sayfada geliyorum. Şurada ana sayfada bir slider alanımız var. Aşağıya doğru geldiğim zaman şurada services alanımız var. Şurada bir parallax alanımız var arkadaşlar. Yine şurada farklı bir alan var. Aşağıya doğru geliyorum. Şurada counter'ımız var. Burada yine bazı postların ana sayfadan görünümü var. Ve şurada da footer alanımız var. Şimdi About sayfasına gelelim arkadaşlar. About sayfasına geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi yine About sayfamızın şöyle klasik bölümü var. Yine bir parallax effect. Şurada team alanını kullandık. Aşağıya doğru geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine burada 3 bölümden oluşan footer alanımız var. Portfolio bölümüne geliyorum. Portfolio alanında da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir portfolio alanımız var. Şuradaki selectorları seçerek ilgili olan bölümle ilgili görselleri görebiliyoruz. Şurada bir blog yapımız var. Şurada kategorilerin olduğu linkler var arkadaşlar. Sağ tarafta Recent Spots widget'ını kullanmışız. Sonra kategori Archive widget'ını kullanmışız arkadaşlar. Şurada yukarıya gel okumuz var.
Kontak sayfasına bakalım. Kontak sayfasında şurada sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kontak formumuz var. Sağ tarafta ise Google Map. Projemize nasıl Google Map entegre edeceğimiz üzerine konuşacağız. Dördüncü projemizde arkadaşlar, yine dördüncü projemiz bizim şöyle bir özelliği var aslında. Dördüncü projemizde böyle karışık bir proje olacak. Nasıl karışık bir proje derken şunu kastediyorum. Daha önceki projelerimizde konuşmadığımız, örneğin WordPress'in yeni editörü olan Gutenberg üzerinde konuşacağız. Gutenberg editörünü nasıl daha gelişmiş bir şekilde kullanabiliriz? Onları konuşacağız. Ayrıca belki child teması konusu üzerine konuşabiliriz. Şöyle bir farklı add-onlar ekleyerek Gutenberg editörünü pardon nasıl geliştireceğimiz üzerinde konuşacağımız, böyle eksik olan konular üzerinden bir genel tekrar yapacağımız bir proje olacak, dördüncü proje. Ayrıca eksik gördüğümüz konular için ya da sizin sorularınıza göre arkadaşlar yeni yeni projelerde ekleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar dersleri çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım. 10 ile 12 dakika arası da düşünüyorum dersleri. Ama sonuçta bunlar bir ders ve konu bütünlüğü daha önemli olduğu için bazen uzayabilir. Bu ilk dersimizde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde XMPP kurulumundan ve WordPress nedir'den devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.